Özdem. Gel şu zamanda gel sen gel. Hayat ben alayım sen de. Aa, çok hayat abi geçti. Götür. İçlerini bırakmayın Fuat'ı. İçleri bırakmayın hayvanlar yiyorlar. Bunu at bakayım. Şey gelsin bu. Nerede? Altını da boşaltın. Tamam, sarıyor, tamam. Fazla karı burada. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü olarak bizler 2021 yılında 10.000 kilogram yem, 5.000 kilogram da ot aldık. Bunların yaklaşık 4.500 kilogramlık yemini şu ana kadar doğaya bıraktık. Bundan sonra da doğaya bırakmaya devam edeceğiz. Otlardan 2.500 kilogram bıraktık. Yine bunu da desteklemeye, doğayı desteklemeye devam edeceğiz. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü olarak biz kışın aşırı kar yağmasında veya aşırı soğuklarda yemleme çalışması yapıyoruz. Eğer bilinçsiz yemleme çalışması yaparsak biz yaban hayatının yem bulma becerilerini öldürmüş oluruz. Onun için biz mutlaka aşırı kar yağmasında ve aşırı soğuklarda yemleme yapıyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar olarak bizim yemleme çalışmalarımızda ulaşım desteği bize sağlayan, gerekirse yemleme konusunda bize destek veren İl Özel İdare Müdürlüğü'ne, personellerine, sivil toplum örgütlerine, yaban hayatı derneklerine, duyarlı halkımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiğiniz gibi şu anda geldik bu mevkide yemleme çalışmaları yapıyoruz. Yer yer 1 metre, 1,5 metre kalınlığında kar bulunmaktadır. Biz bu doğa şartlarında yaban hayvanı bu ağır kış şartlarında yemleme desteklemesini yapmaktan zevk diyoruz. Şu anda burada yem olarak 100 kilogram bir yem bıraktık, 250 kilogram da ot bıraktık arkadaşlar. Bizim burada yaban hayatı olarak karacamız var, kızılceğimiz var. Kanatlı hayvanlarımızdan da bayağı burada bulunmaktadır. Biz bu yaban hayatı desteklememizden dolayı ve özellikle jandarmanın, halkın bize vermiş olduğu desteklerden, bizim gece gündüz yapmış olduğumuz av koruma kontrol çalışmalarından dolayı yaban hayatımız %30-%40 oranında artış göstermiştir. Bugün burada zorlu arazi şartlarında ot ve yemleme çalışması yaptık buğday. Arazi şartları zordu. Kar yüksekliği fazla olduğu için zorlandık. Ama yaban hayvanlarını desteklemek için, onlara yardım etmek için bunu yapmak zorundaydık. Arazi şartlarımız zor olsa bile biz bu işi severek ve isteyerek yaptığımız için bize zor gelmiyor.